işleri.net YouTube kanalından merhaba. Makramede düğüm tekniklerine devam ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir önceki videomda yapmış olduğum makramedeki kare düğümde doku oluşturma yöntemini göstermiştim. Bu oluşturmuş olduğumuz dokuya örümcek ajuru denilmekteydi. Bugün ise sizlere makramede kare düğüm ile fiyonklu şerit nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. İpliklerim, hazırlık düğümü attım. 4 tane atkı ipim var. Bu modeli yaparken arkadaşlar kenardaki ipliklerimizle kare düğümü yaparken daha önceki videolarında da belirtmiştim. Ortadaki ipliklerim sabit kaldığı için kenardaki örülen ipliklerim sağdaki ve soldaki ipliklerim olduğundan dolayı bu kenardaki ipliklerimin ölçüleri oluşturmak istediğiniz ölçünün uzunluğunun 4 kat daha uzunluğunda iplik keserek oluşturuyorduk. Ve şimdi hemen fiyonklu şeridimi yapmaya başlıyorum. Yine ilk başta bir kare düğüm atacağım. Kare düğüm ile oluşturuyorum fiyonklu şerit bağlamamı. Bir tane daha yapıyorum. Şöyle iki tane kare düğüm attım. Şimdi diğer kare düğümümü yaparken arkadaşlar arada bir mesafe bırakacağım. 2 ya da 3 santim uzunluğunda, yani fiyongu ne kadar yapmak istiyorsanız büyüklüğüne göre. Ben şöyle 2 santim uzunluğunda bir ölçü bıraktım göz kararı ve bir tane kare düğüm attım o bırakmış olduğum boşluğun altına. Kare düğümü sıkıştırdım. Bunu sıkıştırdıktan sonra ortadaki ipliklerim gergin tutulurken kare düğümü ben yukarı kaydırıyorum. Bakın kenarlarda fiyonklarım oluştu. Bir tane daha fiyonk yapıyorum. Aynı ölçüyü tutturmaya çalışıyorum. Aynı ölçüde yapmaya çalışıyorum. Boşluğu bıraktım ve bir kare düğüm attım. Sıkıştırdım. Kare düğümü sıkıştırdıktan sonra ortadaki ipliğim gergin dururken sağdaki ve soldaki ipliklerimi kare düğümü yukarı çekiyorum. İsterseniz böyle üst üste kare düğüm fiyonk oluşturabilirsiniz ya da arayı biraz daha açabilirsiniz. İki tane kare düğüm yapayım şimdi. İki fiyonkumun arasına. İki kare düğümü yaptım. Tekrar mesafe bırakıyorum. Diğer kare düğümü yaparken 2 ya da 3 dediğim gibi bu fiyongun büyüklüğü size kalmış. Yapmak istediğiniz fiyongun büyüklüğüne göre bırakacağınız mesafeyi ona göre ayarlayabilirsiniz. Yaptım ve sıkıştırdım kare düğümü. Ortadaki ipliğim gergin dururken düğümü yukarı çekiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sizlere bugün makramede kare düğüm ile fiyonk şerit yapımını gösterdim. Araları dediğim gibi istediğiniz şekilde aralarını açabilirsiniz. Fiyonkların büyüklüklerini ayarlayabilirsiniz. Makromeden yapmış olduğunuz çalışmaları böyle fiyonklar yaparak süsleyebilirsiniz. Bundan sonraki videomda gene kare düğüm ile model göstermeye devam ediyorum. Kare düğüm ile inci bağlama yöntemini göstereceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Kanalınızın bildirim zillerini açarak yayınlayacağım videolardan haberdar
olmak isterseniz zil işaretini açık bulundurun. Videolarım Beğeniyorsanız videolarımı beğenip paylaşarak da bana katkıda bulunabilirsiniz. Daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.